أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yaklaşık 5 sene boyunca Ebu Hanzala Kordatlı Halis Bayancuk'un cemaatinin içinde bulundum. İlk olarak size tağutu öğretiyorlar ve tekfir olayı başlıyor. Üç ay gibi kısa bir süre sonra tüm ümmeti tekfir etmeye başladım. Allah affetsin. Biz medrese okurken bize diyorlardı ki dışarıdaki insan herhangi bir insan siz kime bağlısınız dediği zaman biz İsmaila cemaatine bağlıyız deniyordu. Vallahi bunu Allah'a şahit tutarak söylüyorum. Biz İsmaila cemaatine bağlıyız deyin. Çünkü niye? İsmaila cemaatini herkes seviyor. Hatta ben buna şahit oldum. Bir tane abi biz medreseden çıkarken medrese siteye bağlıydı. Biz dışarı çıkarken baktılar ki yani sakallıyız, böyle bol giyiniyoruz. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedim. Bakın onların selamını biz normalde almıyoruz. Biz de onlara selam vermiyoruz. Biz Allah'ın selamını örfe indirmiştik çünkü. Dışarıdaki insan müşrik olduğu için biz onlara selam vermiyoruz. Onların da selamını almıyoruz. Olur da bize selam verirlerse biz de örfi olarak onlara cevap veriyoruz. Bunu kim söylemiş? İslam'da delili nedir bunun? Selam vermek sünnettir, alması ise farzdır. Sen sünnet ve farzı kendi heva ve hevesine uyarak diyorsun ki örfi olarak vereceğiz. Derler ki maşallah dedi, burada bazı sizin gibi böyle sakallı dedi, bol giyinen dedi. Yani hocaları görüyoruz dedi, siz hangi cemaate bağlıysınız? Vallahi hiç unutmuyorum, ben dedim ki İsmaila cemaatine maşallah dedi, maşallah dedi. Bizim dedi sitenin içinde cennet bahçelerinden bir bahçe varmış da bizim haberimiz yokmuş. Daha sonra bize maddi olarak da, manevi olarak da yiyecek içecek getiriyorlardı. Artık bize güzel bir saygıda bulunuyorlardı. Niye? İsmaila cemaatindeyiz. Bakın İsmaila cemaatinin adını kirletiyoruz biz aslında. Yani ne kadar tehlikeli bir cemaat olduğunu anlayabiliyor musunuz? Açık açık biz söyleyemiyoruz işte. Siz kafirsiniz, biz sizden beriyiz, siz müşriksiniz. Biz yani hariciyiz de diyemiyoruz. Biz Müslümanız, siz Müslüman değilsiniz de diyemiyoruz tabii. Çünkü niye? Bizi yani şikayet edecekler. Maslahat gereği biz bunu bu şekilde yapıyormuşuz. Allah affetsin bizim. Onların en büyük düşmanları cemaatlerdir. Birincisi İsmaila cemaatidir. İkincisi ise Adıyaman Menzil cemaatidir. Sonra diğer cemaatler. Ve kardeşlerim, iç savaş çıkarsa eğer bunların ilk savaşacağı kişiler Yahudi ve Hristiyanlar değil, yani Amerika ve İsrail değil. Vallahi bu cemaatlerdir. Özellikle İsmaila cemaatidir. Devlete zahiren, yani şu anda gerçekten elinde bir güç olmadığı için indiremiyorlar. Ama elinde bir güç olsun, evvela emin ol, bu devletten önce İsmail Ağa cemaatini öldürecekler. Bakın çok önemli bir yani mesele bu. Niye çok önemli bir yani mesele? Bunların işini en çok bozan İsmail Ağa cemaatidir. Çünkü gerçekten Kur'an ve sünnette en çok yakalı olan cemaat İsmail Ağa cemaatidir. Bakın ilk IŞİD ortaya çıktığı zaman Cübbeli Ahmet Hoca dedi ki gitmeyin bunlar, dediler ki haricidir bunlar dediler. Hadisleri, ayetleri okudu. Gitmeyin dedi. Bunlar fitnedir dedim. İlk IŞİD ortaya çıktığı zaman Ebu Hanzala ne dedim? Oradaki dava bizim davamızdır. Oradaki abiler bizim abilerimizdir. Oradaki bacılar bizim bacılarımızdır. İnşallah biz de onlarla birlikte olacağız. Dedikten sonra yüzlerce genç Hatay üzerinden IŞİD'e gitti. Vallahi ben, Allah beni affetsin, geceleri teheccüd namazına uyanıyordum. Öyle bir dua ediyordum ki, öyle bir hüngür hüngür ağlıyordum. Ya Rabbi bana öyle bir güç, öyle bir kuvvet ver ki ben gideyim Mahmud Efendi'nin, yani ben şu anda öyle diyorum ama o zaman da ağza alınmayacak şeyler söyledim, Allah affetsin. Gidim o kişinin boğazını keseyim, kellesini getireyim, mescidin ortasına atayım, medreseye atayım. Çünkü ben öyle bir şey yapmış olsaydım çok büyük bir sevap işleyecektim. Çünkü ben öyle bir şey yapmış olsaydım oradaki abiler görür görmez Allahu Ekber diyecekler. En büyük kafirin başını kesileceklerdi. Aynı şekilde kendim canlı bomba yapıp Adıyaman Menzil'e gidip onların içine patlatmaya hazırdım ben. Çünkü seni o seviyeye getiriyorlar artık. Dışarıdaki insanlar Müslüman olarak görmüyorsun. Yani diyordum ki ya Rabbi bana güç kuvvet ver ki şöyle bir Adıyaman Menzil'e gideyim onları hepsini öldüreyim. Niye? Niye İsrail'i öldürmüyorum? Yıllardır Filistin'e zulmediyorlar. Yıllardır Müslümanlara zulmediyorlar. Niçin onu öldürmüyorum? Vallahi Ebu Hanzala ve cemaati için en büyük tehlike İsrail ve Amerika değildir. İsmaila cemaati ve Adıyaman Menzil cemaatidir. Bunu unutmayın.